de beraber şöyle bir... Bizde de çok seviliyor. Gel dedi. Bakın hop. Tamam. Oo süper. Böyle biraz serileşebiliriz. Hipsterler çok. Oo. İyi ses çıkıyor. Hadi gösterelim. Evet. Şöyle. Merhaba arkadaşlar. Reşon Duvey ile yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu sefer çok farklı bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Adıyaman'a geldik ve Nimet ablayla tanıştık. Nimet abla da bize Adıyaman'ın en güzel yemeklerini, kahvaltısını ve biraz mekanını anlatacak. Bizi ağırladığın için teşekkür ederiz Nimet abla, merhabalar. Çok teşekkür ederim, hoş geldin Reşat. Hoş çok buldum. Mutlu oldum ailenle beraber sizi ağırlamak. Bizim için onur ve gurur, gerçekten çok mutlu oldum sizi çok burada görmekten. Ederiz. Adıyaman'ımıza hoş geldiniz. Ama çok geldim ama seneyi tanışmak sonuna evet, nasip oldu. Evet, çok doğru. Daha önce geldiğinizi söylediniz, evet, geldik, görmüşsünüz geldik. Ama muhabbet etmek, sohbet etmek bugüne denk geldi. Biz 2002'den bu yana Adıyaman'da hanım eli sofrası olarak gelen misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Adıyaman elimin, mutfağı. Adıyaman mutfağıyla. Tabii bunun içinde kahvaltımız da var. Olabildiğince kahvaltımızı doğal vermeye çalışıyoruz. Nedir doğal olan ve yöresel olan şeyler? İşte pazlamayı. Biz annemler falan köyde yaparlardı. Bunun incesi ve kalını. Sabahları pazlamayı yapıyoruz. Yarım kepekli yarım veriyoruz kepekli. Ki hani bağışı şeyi... hazmı daha kolay oluyor. İşte melemenimiz, kavurmalı yumurtamız. Kavurma Adıyaman'da çok meşhur arkadaşlar, onu söyleyeyim. Köy peynirimiz var. Evet. Onu kendi köyümden getiriyorum. Tereyağımız var. Keza aynı şekilde. Reçelleri kendim yapıyorum. Yani ev reçelleri. Ev reçellerini. Karpuzumuz da kendim. Mira bu arada acıkmış. Evet. Kızım yiyor. Onunla beraber gözleme, işte dövmecimiz var. Adıyaman dövmeç. Yöresinin. Bunu bir yakından getirmesin. Evet. Ben bunu merak ediyorum. Bu dövmeç, patlıcan, hazmı çok kolay. Yani yerken çok keyif alıyorsunuz. Meyirimiz var. Meyir. Meyir. Evet, Adıyaman'ın bir diğer önemli kahvaltılıkta da oluyor, akşam yemeğinde de oluyor. Yani her öğün yenilebilen meze bir gibi. Yemek. Ha, meze gibi ama her öğün yenilebiliyor. Ha. Özellikle yazın çıkıyor, hazmı çok kolay. O keçi sütünün yoğurdundan yapılıyor, çok özel. Onunla beraber işte... susam, künceden yaptığımız susam. Pekmezle beraber şöyle bir ben de çeşidimiz bir var. Evet. Yani biz amacımız burada gerçekten olabildiğince yöresel yemek kahvaltılar vermeye yani çalışıyoruz. Adıyaman'da biraz eksik maalesef. Çok hani doğru. Çok bulamıyorsunuz. Bugün de asıl videomuzu çekme amacımız aslında biz de kahvaltı yani acıktık diye başladık ama Adıyaman'ın birkaç tane yemeğini de biz Nimet ablayla yapacağız. Şimdi burada kesiyoruz, yemeğe başlayacağız. Sonrasında artık o yemeklerin hazırlanışında görüşürüz. Tamam o zaman. Afiyet olsun şimdiden. Sağ olun. Nimet abla bunlar nedir? Bunlar gözleme sabah kahvaltısı için hazırlıyoruz. Sabah kahvaltısı için. Sıcak sıcak. Şimdi dilimleyip soframıza gidecek. Peki Adıyaman'ın ünlü hamur işisi nedir? Onu yapacağız mı? Yapacağız birazdan. Hıtap yapacağız. Hıtap yapacağız arkadaşlar. Evet. Tabii önce kahvaltı dedik. Sonrasında aynen. Hıtapla sizlerle birlikte olacağız. Şimdi pazlama da yapacağız kahvaltı için. Bazlama, gözleme. Evet, bugün biraz hamur işiyle başladık güne. Dün etle devam etmiştik. O zaman diğer yemekleri bekleyelim. Az önce kahvaltıda size Adıyaman yemekleriyle ilgili biraz tüyo vermiştim. Şimdi Nimet abla bugün ne yapacağız? Bugün Adıyaman'ın şu meşhur Adıyaman hitabını, kavurmalı hitabı yapacağız. Kavurmalı hitap. Ben evet. Hep böyle yemek sayfalarında görürdüm, böyle içim giderdi. Ha şimdi hem yiyeceğim hem yapacağım, o yüzden heyecanlıyım biraz. Şimdi biraz yaparken bunu niye yaptıklarını bir anlat. Yani tarihte hitap nasıl başlamış? Hani insanlar bunu niye yapmışlar daha doğrusu? Biraz anlatalım. Ben de bu arada tamam. Boş durmayacağım. Şimdi bu arada açmaya başlarken Adıyaman hitabı bizde yani böyle karların çok yağdığı dönemlerde, yağmurun çok yağdığı dönemlerden bahsedeyim. Dolapların çok az sayıda olduğu, hatta olmadığı dönemlerde kavurma çok yapılır Adıyaman'da. Kışlık hazırlık olarak kavurmayı yaparız biz. Onunla beraber işte kışın, bu daha çok böyle kış yemeği olarak da yapılır. Akşam öğününe falan. Şu an ara öğün olarak da veriyoruz biz bunu. Onu yapıyoruz işte soğanla beraber. Hazır, aslında biraz yarı hazır bir yemek gibi düşünebiliriz. Tabii kavurmayı, soğanı, tabii pul verip maydanozu şu an bakın önümüzde gördüğünüz harcı. Yani tabii ki her mekanın kendine ait bazı gizli formülleri de vardır ama temelde bunlar var. Evet. Onun dışında da böyle çok güzel bir şekilde hamurunuzu aşıyorsunuz. Zaten Nimet abla bize, ben onu yakından buradan çekileceğim size tam o kesim kısmını da göstereceğim. Bana yardım edebileceksin değil mi Reşat? Tabii ben çevireceğim zaten. Tamam, çevirme işindeyim. Şimdi hamurumuzu açtık. Kavurduğumuz kavurmalı hitabın içi, yani etle soğanı buluşturmuşuz, kavurduk hazır olsun diye.
şimdi hamurumuzla buluşturuyoruz. Kavurma bence etin en güzel hali. Yani çok doğru. Ben gerçekten hani Bingöl kavurması hastası bir insanım ama Adıyaman'da da Diyarbakır'da da kavurma gayet başarılı bizde de yapılıyor. Çok seviliyor. Gerçekten evde pişen en önemli yemeklerden biri diyebiliriz. Hıtap. Bakın arkadaşlar Hıtap. Şöyle gösteriyoruz. Soğan, kavurma, pul biber, maydanoz. Başka? Başka bir şey yok başka zaten şey. Şimdi. Çok temel şeyler. Kavurma özellikle kurban bayramlarından sonra sanırım burada da çok yapılıyor değil mi? Kışın da çok yapılıyor. Bayramlardan sonra da kavurma yapılıyor. Ama kış yemeği diyebiliriz. Yani kavurmayı daha çok kışın yaparlar. Halen devam ediyor o geleneğimiz. Eskiden gelen ve halen Adıyaman'da yapılan hazırlığımız, kış hazırlığımız diyelim. Kışın bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Bir yemek çeşidi olarak sofralarımızda halen bulunduruyoruz. Hazır, içimizde hazırladık. Diğer kalan hamurumuzu böyle kapatıyoruz. Zaten çok bilindik bir şey. Bakır kapla kesiyoruz. Bakırla kesmek gerçekten ayrı bir keyif veriyor. Daha yöresel bir daha şey yöresel ve bu tür şeyler bizi eskiye götürüyor. Evet. Peki başka alternatif? Mesela bakır tabağı olmuyor. Mesela bardakla. Bardak belki. Altı falan bardak olabiliyor. Altında. Evet. Ha parmaklarına güvenemezsin oluyor aslında. Kesinlikle. Sonra evet. İşte bunu artık bir gözleme misali. Şimdi o şeyi saca götürüyoruz. Bana yardımcı olursun herhalde. Bir çevirip bakalım çevirebilecek misin? Şimdi boş durma dedi, gel dedi. Bakın hop. Tamam. Oo süper. Çok da iyi pişmiş. Yani öğrenciydi yıllarca. Şu an daha pişmemiş. Ha, tamam Reşat. Hemen değil. Şey olabilir. Onu yaparsam alt gider. Alt gider yani. Tam hava yapıyordum ki. Heyecanıma yenik düştüm. Şu yaklaşık o zaman. Çevirmeyi çok iyi başardın, yaptın yani onu. Yok çok iyi omlet çeviriyorum ya. Çok pizza iyi. Falan da iyiyiz o konuda. 5 dakika 10 dakikada pişiyor zaten. Evet biraz çevirerek yaparsak her tarafa şöyle eşit. Mi? Aynen öyle. Şeyin ana şeyinden. Tamam. Evet. Yok vallahi iyiyimdir de hamur işine çok iyi değilim. Bak bunu kabul ediyorum. Et yemeklerinde ve makarna dünya mutfağındayım ama pizza falan denedin mi hiç? Pizza çok yapıyorum. Ona sıkıntı yok ama böyle gözleme börek işlerini neyse beceremiyorum. Yani çok iyi olmuyor. Ha bana göre bir yeniyor. Sen devam et abla. Bir anlamda bu da bizim Adıyaman pizzası gibi bir şey düşünüyorum. Evet, Adıyaman pizzası diyoruz. Hatta ben kapak olarak da belki bunu yaparım. Değil mi? Tamam o zaman birazdan tadımda görüşeceğiz. Anneli değilmiş gibi arkadaşlar. Şu an gerçekten kavurmalı hitaba doyacağız. Oy 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 oy. Aman ya Rabbi. Hemen yiyebilir miyim acaba? Tabii ki yiyebilirsin. Tamam. Sana özel. Adıyaman mutfağı da en az Gaziantep, Urfa mutfağı kadar güzel. Ve şimdi sana hitap verelim. Tadını da soracağım nasıl olmuş diye. Güzel mi? Güzel değil dersen de kabul mükemmel. Ederim yani. Gerçekten mükemmel. Ben konuşmuyorum artık. Bir sonraki yemekte görüşürüz. Afiyet olsun. Şimdi ikinci yemeğimiz. En çok sevdiğim yemeklerden bir tane soğan içli köfte. Burada annemi de anıyorum. Reşat ben içli köfte demiyorum. Adıyaman tabiriyle söylüyorum. Bu kızarmayan yani yarmadan yapılan köfteye biz dolmalı köfte diyoruz. Dolmalı köfte. Dolmalı köfte. Ha. Şimdi başlayalım. Evet başlayalım. Yeteneğin var mı bilmiyorum ama beraber deneyeceğim. Yapalım. Deneyeceğim. Çömlek yapmıştım en son. Aynı mantıkta. Yani çeviriyorum. Tamam biraz önce hıtabı çevirdim falan bir şeyler elimizi vardı. Elimizi yıkadık bu arada tamam. Söyleyelim. Eldivenle biraz zor olduğu için mecburen bu şekilde yapıyoruz. Kendi ellerimizle yapınca daha biraz dokunduğumuzda iyi olur. Evet. Şimdi böyle. Evet sonra. Başlıyoruz böyle. Şöyle biraz göstererek yapalım. Şöyle. Dokunuyoruz. Elimizle şu parmağımız o İşin sanatını ortaya çıkarıyor. Tamam. Aynen. Süper. Biraz elimi ıslatıyorum. Sen de ıslatabilirsin. Böyle biraz serileşebiliriz. Seri. Aynen. Ben Diyarbakır usulü yuvarlak yapsam olur mu? olur. Neden olmasın? Zaten biz de yuvarlak yani yapacağız. Yani şöyle bir açıklık gerekiyor ama tabii kenarları çok ince olması lazım değil mi? Tabii. Marifeti orada zaten. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Adıyaman'ın dolması yani bu dolma dediğimiz dolmalı köfte. Dolmalı i̇şte köfte. Dolmalı köfte diyorlar. Peki bu kızarmış oldu değil mi? Yok bu kızarmıyor. Bu haşlanıyor. Haşlama. Suda haşlanıyor. Şimdi Mezopotamya mutfağı diyoruz artık. Gap mutfağına biliyorsunuz Güneydoğu evet, mutfağına. Evet evet. Her yörenin aşağı yukarı içli köftesi vardır. Kimisi haşlar, kimisi kızartır, kimisi farklı şeyler içine koyar.
Adıyaman'da da bunu işte dolma olarak lanse ediyorlarmış, öğrenmiş oldum. Bunun içi biraz farklı. Başka yerde yapılanlardan farklı. Ben tek kelimeyle şunu söyleyeyim. Adıyaman'ın yöresel dolmalı köftesinde susamı kullanıyorum. Ha, küncü susam dediğimiz o kara siyah olanı. Onu kavuruyorum, öğütüyorum, ondan sonra içinde bulunduruyorum. Tamam. Bir aroma katıyor o da. Yerken zaten fark edeceksiniz. Biz bunu her zaman burada yapıyoruz, bulunduruyoruz iki çeşit köfte olarak. Bir kızartma, bir de dolmalı köfte olarak yapıyoruz. Şu an çok kıskandım, seninki çok ince, benimki çok kalın. Şöyle. Ama artı bir herhalde yıllar var değil mi? Tabii deneyim ki. Yani bir kere de olmuyor. Bir kereden yapmak gerçekten. Yok, ben ilk defa işi köfte yapıyorum. Çok şey yapmışımdır ama işi köfte ilk defa yapıyorum. Kapatmaya çalışıyoruz şimdi de. Tamam, sonra işte belki minnak bir şey olacak. Bunu ben Mira için yapıyorum. Mira için. İçine işte bu şekilde. Sizinkine Nimet ablanınkine bakın. Benimkine bakmayın. Sonra bunu böyle çok mu doldurdum? Kapatmaya çalışıyorsun. Yok, çok doldurmadın. Artık kapatmakta tamamen senin yeteneğine bağlı. Reşat, bakalım nasıl olacak? Yok, ben de Diyarbakır usulü yapıyorum. Gemi şeklinde. Yuvarlaktı, gemiye döndü. Olmadı mı? Benimki şey gibi olsa olur mu? Böyle yani ciğer taplama gibi dışarıda böyle olur, etler olur çıkıyor ya. Olur. Ya tamam işte, benimki böyle. Ben böyle kısaltacağım. Onu yapalım. Küçük bir yardım alıyorum. Tamam. Şöyle. Ama ben ne güzel gemi yapmıştım ya. Üçgen yapmıştın gibi sen. Ben biraz yuvarlamaya çalışıyorum. Bakalım nasıl olacak? Farkı göstereceğiz. Benimki muhtemelen daha güzel olacak ama. Çünkü kötü yapılan güzel çıkıyor. Doğru söylüyorsun. Acemi işi her zaman. YouTube'da ne kadar kötü video yapsam hepsi çok izleniyor. Profesyonel yaptığım videolar hiçbirisi izlenmiyor. Tamam, şöyle gizleyelim. Evet, tamam. Bak, oldu bile. Şimdi buraları... Evet, gördüğünüz gibi yüz yuvarlak vermiştik, köfte yapabildim. Pardon, Adıyaman dolmalık. Dolmalı köfte. Dolmalı köfte yaptım. Şimdi bunu haşlayacağız arkadaşlar. Pişti. Tereyağımızı da döktük. Şimdi çıkarıyorum. İçini gösterelim. Açıyorum ellerimi tamamen. Aman ya Rabbi. Sana ikram edebilirim. Elim titriyor çok. Evet, şöyle. Sen mesela sen söylersen olmuş. Ben kameranın arkasındayım şu an, götürüyorum arkadaşlar. Güzel olmuştur bence. Nasıl? Güzel mi? Parçası bende duruyor. Ben de deneyeceğim ama. Afiyet olsun abla. Tamam o zaman. Şerefine. Tamam. Ve son yemeğimiz Adıyaman, evet, tava. Tavasız olmaz. Her Reşat, şeyde bunu bir tava. Yakala. Sen yapıyorsun bunu. Tamam, bunu ben yapıyorum. Aşçılığımı konuşturacağım. Sadece hani ben usulen bir bakayım şeklinde. Böyle. Ha, tamam. Çok soğan doğramak. Küçük mü? Çok ya, normal küçük yani, çok da büyük değil. Tamam. Böyle. Tek tek kesiyorsun sen. Tamam. Böyle. Oo, iyi ses çıkıyor Reşat. Ses çıkmadan olmaz arkadaşlar. Tüm dikkatleri üzerinize. Hatta şöyle. Evet. Benimkiler biraz daha dağınık boyutlu oldu. Şimdi bunun içine ne var ablacığım? Bu Adıyaman tavanın içerisinde. Adıyaman tavanın içerisinde soğan, patlıcan, biber, dana etimiz var. Üzerine kuyruk ve sarımsak kullanacağız. Ya, mevsimin sebzeleri diyebilirim. Peki patlıcan olmadı sezonda? Olmadığı sezonda çok yapamıyoruz ne yazık ki. O kış tavası yapıyoruz. Kurutulmuşundan yapıyoruz. Ha, o da evet, ilginç olabilir aslında. Onu gerçekten o da çok göstermek güzel. Göstermek lazım. Tabii ki yaparız. Tamam, soğanlarımız tamam, soğanlarımız hazır. Şimdi etimizi hazırlayalım. Böyle kalsın. Olmaz tamam mı? En son karacağız tabii ki. Tamam. Eti sana bırakayım. Şimdi, yok, beraber de yapabiliriz. Tamam. Parça parça. Bölüşebiliriz. İş gücünü paylaşalım. Et tercihi. Dana mı, keçi mi, kuzu biz mu? Biz dana yapıyoruz. Kuzudan da yapılıyor Adıyaman tavanın. Besni yöresi daha çok küçük baştan yapıyor. Adıyaman merkezde küçük başı sevmeyen de oluyor ama genelde danadan yapıyoruz biz. Dana. Evet, hanım elinde.
Yani İstanbul'dan gelenler bölgeye biraz dana eti alıştıkları için mesela bir şey derler. Ya bu bölgede hep keçi ya da koyunla yapılıyor. Onu çok tercih etmiyorlar. Gerçekten evet, çok tercih kokuyor etmiyorlar, diye. Kokuyor. Ama bu tamamen size göre, yani batıdan gelecek olan arkadaşlara göre. Adıyaman tavasını mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben daha önce çok denedim. En büyük özelliğinden biri de bunun odun ateşi fırınında pişmesi. Yani lezzetin çoğunu da bir kere o odun ateşinin fırında pişmesiyle tava daha güzel oluyor. Tabii çömlekte tamamen. Öyle tepside falan da değil. Evet. Ya bu şey olabiliyor. Alüminyum tabaklarda da yapıyorlar. Yani çok çeşit kullanabiliyorum. Ama aynı tadı vermiyor abla ya. Ama çömlekte de çok güzel oluyor. Karışık yapıyoruz yani. Peki artık. Besli tavadan ne farkı var? Besli tavasında. Besli tavada yok, domates ağırlıklı yapılıyor. Biz patlıcanı burada eşit kullanacağız. Domates de patlıcanı. Ama besli tavanın özelliği domates ağırlıklı olması. Gördüğünüz gibi yani et şu an gerçekten böyle çiğ çiğ yesim var yani o hesap. Yağlı et, yağsız et? Yağlı et tabii ki yemeklere daha ayrı bir lezzet katıyor. Şu an yağsız doğradığımız dana etinin üzerine kuyruk kullanacağız. Şöyle gördüğün gibi. Kuyruk da yani tamam, yasaklıyorlar, birçok doktor falan kolesterol tavan yapıyormuş diyorlar ama ben kuyruk etsiz yemeği çok... Bence halen çok tartışılıyor ya. Bence de ya, doğal bir şey ya. Değil mi? Ha, trans yağ var o kesin. Hayvansal yağ ama yapacak bir şey yok. Yiyerek ölmenin zararı yok bence. Zararı yok mu diyorsun? Sonu sonu öleceğiz yani. Reşat, soğanı koyalım mı? Tamam, koyalım. Hadi bakalım. Karıyor musun yoksa belli bir tabaka mı? Tabaka olacak. Anladım. Bu senin doğradığın galiba. Şimdi o kadar artistik... Ben büyük doğradan şeyleri seviyorum. Bak, bak, kare. Evet, patlıcanların da kabuklarını soyuyoruz arkadaşlar. Evet. Domatesin kabuklarını soyduk. Bir de yeşil biber. Kırmızı biber kullanılsa olur mu? Paprika. Kırmızı biber mi? Ha. Tabii ki olabilir. Yani tamamen size bağlı bazı şeyler. Soğanımızı çok fazla kullanmadık. Biraz kullandık. Tamam. Şimdi etimizi yayacağız buraya. Tamam. Biraz tuz atalım isterseniz oraya. Biraz yağ kullanacağım. Çünkü kuyruk yağı da kullanacağımız için. Evet, çok yağlı. Çok fazla yağlı olmaması için. Tamam. Bu kaç kişilik şu an yaptığın? Bu yaklaşık 7-8 kişiye yeter bence. Tamam, ben yiyeceğim demiştim ama beni 7-8 kişilik düşünüyor. Sağ olsun Nimet abla, çok yediğim için. Son olarak kuyruk yağı arkadaşlar. Bir tavanın vazgeçilmezi, yemeklere lezzet katan. Olmazsa olmazı. Olmazsa olmaz kuyruk yağı. Tamam. Ya bu bile artık dünya paraya satılıyor abla ya. Evet. Eskiden bunu bedava verirlerdi, biliyor musun? Şimdi, hatırlıyor musun? Şimdi bayağı pahalı. Şimdi çok pahalı ya. Bunu da tavamızın üstüne atıp artık bitireceğiz. Tavanın taçlandırılma zamanı arkadaşlar. En son kuyruk yağını üzerine. Niçin üzerine serpiştiriyoruz biliyor musunuz? Kuyruk yağı kömürle, ocakla buluştuğunda pişerken hepsi eriyecek. Eriyip böyle içine o aromasını katacak, lezzetini katacak. Böylelikle o gördüğünüz o yağlı yemeklerin sırrı burada arkadaşlar. Biraz da tuz verelim. Baharat hiç kullanmıyoruz değil mi? Kullanmıyoruz. Evet. Adıyaman yani, tavasının bir özelliği de baharatı olması. Lezzeti olmamış. Zaten doğal olması. Yani koyduğumuz sebzelerden ve etten, kuyruktan alması. Az sarımsaktan alması. Koymuyoruz biz. Tamam. Ve tavamız hazır arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Evet. Şöyle. Ben gün batımına yetişeceğim için çiğ çiğ yemeye başlayacağım. Ama yaklaşık birkaç saat sürüyormuş arkadaşlar pişirilmesi. Biz burada veda ediyoruz değil mi Nimet Aynen, abla? Aynen. Ama Nimet abla çok güzel sürprizlerimiz olacak. Nemrut dönüşünde artık yiyebilirsiniz. Artık orada yerim ben ya. Yeter çekmeyeceğim. Tamam o zaman. Biz çok güzel sürprizlerimiz olacak. Söylemeyeceğiz ne olacağını. Yakında görürsünüz. Tarihi mekanları da katarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Güzel bir çalışma olacak. Evet, güzel eminim. Bir Adıyaman'ın tanıtılması için de güzel bir çalışma olacak. Çok sağ ol abla. Çok güzel bir gün geçirdik. Kolay gelsin diyorum bizlere. Emeğine sağlık. Teşekkürler. Ve Show on the Way kanalına abone olmayı unutmayın. Adıyaman'a da geldiğiniz zaman hanım eli
sofrasına. Sofrasına da uğramayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.